8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Anka Kuşu Yayınevi sayfa 47 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 47 Cevapları Anka Yayınevi. Değerlendirme çalışmaları. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız. 1. İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi anlatınız. Cevap, İslamiyet genel anlamda başkalarına el açmayı ve muhtaç olmayı uygun bir davranış olarak görmez. Ancak zorunlu nedenlerden dolayı, her toplumda başkalarının yardımına ihtiyaç duyan kişiler bulunur. Bu durumda olan kişilerin sayısını en aza indirmek dinimizin sağlamaya çalıştığı bir durumdur. Peygamberimiz veren elin alan elden daha üstün olduğunu söylemiştir. Zekat, sadaka, kurban fitre gibi ibadetler Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hadislerinde birçok güzel müjdelerle tavsiye edilmiştir. 2. Muhtaç durumda olanlara neden yardım etmek gerekir? Söyleyiniz. Cevap, muhtaç durumda olan insanlar hem ihtiyaçlarını karşılayamazlar hem de kendilerini çok zorda hissederek bunalıma girebilirler. Böyle insanlara yardım etmek hem toplum içerisinde bir sevgi bağı oluşmasını sağlar, hem de insanların ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlar. İhtiyaçlarını karşılayan insanlar kendilerini iyi hissederler. Bu şekilde yardımlaşmanın olduğu bir toplumda hırsızlık olayları da az yaşanır. 3. Zekat hangi mallardan verilir? Kısaca açıklayınız. Cevap, zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için belirli kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Nisap, zekatla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal, 80.18 gram, devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir. 4. Kimler zekat vermekle yükümlüdür? Söyleyiniz. Cevap, zekatın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar, fakirler, miskinler, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulüb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır. Tevbe 9:65, Şuayb Peygamber, A.S.S. hakkında bilgi veriniz. Cevap, Şuayb insanlığa yol gösterici bir peygamber olarak biliniyor. Tevrat'ta ve özellikle Kur'an-ı Kerim'de kendisine sıkça yer ayrılmıştır. Mucizeleri ve gönderildiği topluma göstermiş olduğu doğru yol ile kendisine yol gösterici kişi denilmiştir. Allah tarafından Medyen halkına yol gösterici olarak gönderilmiştir. 6. Mene suresini ezbere yazınız. Cevap, Maun suresi okunuşu. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Erayitellezi yükezzibu bidin. 2. Fezalikelze yedu. 3. Vele yehuddu aleo tamami. Li miskin. 4. Feveylun lil musallam. 5. Ellezinehum ansaltihim sehn. 6. Ellezinehum yurmun. 7. Ve yemlenen elmikin. Maun suresinin anlamı. Rahman ve Rahum olan Allah'ın adıyla, bir din gününü yalanlayanı gördün mü? 2. İşte o yetimi itip kakar. 3. Yoksulu doyurmayı teşvik etmez. 4. Şu namaz kılanların vay haline. 5. Onlar namazlarından gafildirler. 6. Onlar gösteriş yaparlar. 7. Ve onlar en küçük bir yardımı da engellerler. Maun suresi, Mekke döneminde inmiştir. 7. Yettir. Main, yardım ve zekat demektir. Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir ve 30. zücde bulunmaktadır. B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 1. Aşağıdaki kişilerden hangisine zekat verilmez? A. Yoksullara. B. Düşkünlere. C. Borçlulara. D. Anne ve babaya cevap. D. 2. Zengin Müslümanların, dini bir görev olarak her yıl mallarının ya da paralarının %2,5'unu Allah C.C. rızası için ve ibad et niyetiyle muhtaçlara vermelerine ne ad verilir? A. Kurban. B. Sadaka. C. Fitre. D. Zekat cevap. D. 3.
Mene suresinde aşağıdaki konulardan hangisinden söz edilmez? A. Yetimlerin hor görülmemesi. B. İbadette gösteriş yapılmaması. C. Ramazan ayında oruç tutulması. D. Yoksulun doyurulması. Cevap C. 4. Aşağıdakilerden hangisi Mene suresinde yer alan bir ifade değildir? A. Dini yalanlayanların kınanması. B. Yetimi itip kakmanın kötü bir davranış olduğu. C. Ahirete iman etmenin önemi. D. Yoksulu doyurmanın önemi. Cevap C. 5. Bunlardan önce Nuh kavmi, D kavmi, Kazıklı Firavun, Semit kavmi, L kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. YSAC suresi, 12. ayet. Hazreti Şuayb, A.S.S., yukarıdaki ayette sözü edilen topluluklardan hangisine peygamber olarak gönderilmiştir? A. D kavmi. B. Semit kavmi. C. Eyke halkı. D. Nuh kavmi. Cevap C. 8. Sınıf Anka Yayınevi Din Kültürü ve Ahlak Bil. İSİ ders kitabı sayfa 47 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.